Bu yardım faaliyetlerinde unutamadığınız bir anı, unutamadığınız bir aile, sizi çok derinden yaralayan bir şey oldu mu? Hiç böyle diğerlerinden ayırabileceğiniz. Ya şu beni kahretti, bu beni çok üzdü, bu beni çok etkiledi diyeceğiniz. Ya var da yani <laughs> Rütük normlarına uymasını istiyorum. Kapatmasınlar Global TV benim yüzümden. <laughs> Üstü kapalı anlatacağım bir şey tamam. var. Onda bir şey olmaz. O kadar çok unutamacağım, unutamadığım olay var ki. Şöyle kapatayım şunu. Devamlı arıyorlar. arıyorlar. Çünkü yardımlar için. Evet. şu ee, kapalı anlatayım. Bir anne Trakya bölgesinde. Şehir dahi vermeyeceğim. İsimleri de değişik vereceğim. Melahat isminde bir anne. Bir çocuğu var. Rüya isminde bir kızı var. Ve kız çocuğu henüz 6 yaşındayken Anne intihar ediyor. Beşinci kattan kendini atıyor. Televizyonlarda yayınlanıyor o yıllarda. Bundan 10 yıl, 12 yıl bilmiyorum kaç yıl önce. Daha sonra baba köyden başka bir kadın alıyor. Ve o kıza üvey annelik yapıyor kadın. Aynı zamanda bir çocukları oluyor. Bir küçük çocukları oluyor. Erkek çocuk. Bu anne rüyayla Serhat'ı aynı şekilde seviyor. En enteresan bir şekilde annelik yapıyor. Yani Üvey denilen bir şey yok. Kendi kızı gibi seviyor, büyütüyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Maalesef babamız yani çocuğumuza istismar da bulunuyor, tacizde bulunuyor. Geceleri maalesef tacizde Kendi olur. evladına. Kendi evladına. E, bunu önce fark etmiyorlar ve maalesef çocuğuna şunu söylüyor. Bunu annene yani üvey annesine söylersen annen gibi hepinizi intihar ettiririm. O da annesini kaybettiğini biliyor. Çocukta bu travma oluşuyor, korku oluşuyor. Hiç kimseye bir şey söyleyemiyor. Rüya hiç kimseye bir şey söyleyemiyor. Ve sonra okulda bir arkadaşına söylüyor bunu. Arkadaşına söyleyince arkadaşı annesini anlatıyor. Annesi öğretmenine gidiyor ve rüyanın annesini Melahat'ı arıyorlar. Şey Melahat diyorum annesini arıyorlar. Ve annesi gidiyor, inanamıyor, inanamıyor. Ve cezaevine alınması için bir kanıt var, kanıt lazım. Ee, eve işte bir e, ara sıra geliyor, gizden geliyor. Ve bir gün tacizin esnasında, o yokken dışarı çıkacağım, bütün gündüz yokum gibi söylüyor. Kız da oradayken tacizin esnasında anla polislerle evi basıyor ve adli tıp raporlarında da Taciz ortaya çıkıyor. Baba cezaevine, Baba cezaevine alınıyor ama asıl trajedi, asıl sıkıntı burada başlıyor sevgili Buket. Çocuk ve annesi yapayalnız. Hiçbir şeyleri yok, kimse kabul etmiyor. Babanın tarafındakiler diyor ki davayı geri çekin, yanlış anladık deyin, evi size bırakalım, hiçbir şey yapmayalım. Yeter ki çekin davayı. Anne çok onurlu. Hayır diyor, çekmeyeceğim. Ve oradan da toplum baskısıyla bakın bakın kıza ne yapmış babası falan gibi. O, o baskı o çocukta 13 yaşındaki 14 yaşındaki çocukta ağır bir travma oluşturuyor. Tabii. Ve onlar ikisi anne ve kız bir de küçük çocuk haritayı alıyorlar önlerini. Üç kişi. Annenin biriktirdiği 7 bin lira para var. Ay, çok Bakıyorlar var. üçü haritada bir yer buluyorlar. Muğla'nın bir küçücük bir sahil yani. kasabası. Deniz kıyısı. Atlıyorlar oraya gidiyorlar emlakçı buluyorlar. Bir kış günü emlakçı buluyorlar. Emlakçı bunların elindeki altı bin lirayı alıyor. Eve geçin diyor. Kayboluyor ortadan emlakçı. Dolandırmış bunu. Ay. Üçü orada kalıyor. Yağmurlu hava. Ya böyle bir şey gibi artık anla. Film gibi gibi mi? Film yani. Ağlaya ağlaya orada bir pansiyona sığınıyorlar. Kimseleri yok. Ağlaya ağlaya sabah oluyor. Pansiyondan kız bana tweet atıyor. Artık 14 yaşında 15 yaşında kız tweet evet. atmayı öğrenmiş. Haluka Ben adım Rüya. Lütfen ekran başındakiler ismi değiştirerek söylediğimi, şehirleri değiştirerek söylediğimi anlasınlar ki hepsini koruyoruz biz. Tabii ki. Adım Rüya. Ben babamın tacizi sonucu böyle böyle babam cezaevinde. Biz Muğla'nın şu ilçesine geldik. Dolandırıldık ve bir pansiyona sığındık. Paramız yok, hiçbir şeyimiz yok ama benim çok güzel resimlerim var. Ben çok güzel resim yaparım. Ben bu resimleri yapsam, sen bu resimleri satsam bizim evimizin kirasını karşılar mıyım Haluk abi? De? Ay çok üzüldüm. Ve ben tweet'i gördüm çünkü ben tweet'leri görüyorum bana gelenleri. İnceliyorum. İnanılmaz bir şeydi. Ay ben siz gelince niye ağlıyorum? Niye benim çok <laughs> sinirim bozuluyor ya? İnanılmaz bir şeydi ve atladım oraya gittim. Siz gittiniz. Muğla'ya gittim. Harika. Annesini aldım. Kardeşini aldım. Oturduk. Konuştuk. O hikaye dinledim. Televizyondaki hı hı. görüntüleri bile gördüm. Öz annesinin öl ölme biçimini falan. Hemen hayırseverleri harekete geçirdim. Hı hı. Twitter'da isimleri değiştiriyoruz biz bu tür durumlarda. Hı hı. Gerçek isimler yok. Şehir yok. Hı hı. Sadece hayırsever biliyor. Hı hı. Gizli tutuluyor. Ee, hemen iki yıllık kirasını ödedik. iki yıllık ev tuttuk. içini dayadık, döşedik Harika. Annesinin sağlık sorunları vardı onu yaptık. Onu da yerleştirdik iş yerine. Kızın okulunu hallettik hayırseverlerle. Şu an artık böyle mutlu mesut bir şekilde devam ediyorlar. Bunlar bunun gibi çok öykülerimiz var ahbapta. Çok çocuklarımız var. İşte bunlara vesile olmak da güzel. Bu hayırseverlerimiz... Çok güzel şeyler yapıyorlar. Aynen. Dünyalar kurtarıyorlar. Dünyalara dokunuyorlar. Evet. Yüz binlerce çocuğu kurtaramayabiliriz ama o çocuk için işte o rüya için hayat başka şu anda. Belki o on kişiyi kurtaracak.